Merhaba arkadaşlar, TYT yazılık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda göçlerle ilgili sorular çözeceğiz. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz. İnsanların yaşadıkları yerden göç etmelerine sebep olan itici faktörlerden bir kısmı ekonomik koşullarla ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu koşullarla daha az ilgilidir diye soruyor. İşsizlik sorunu, geçim sıkıntısı, sanayi yatırımlarının azlığı, tarımsal verimin düşük olması gibi durumlar ne ile ilgilidir? Ekonomik faaliyetlerle, ekonomik koşullarla ilişkilidir. Ancak eğitim imkanlarının yetersizliği ekonomik durumla, ekonomik koşullarla daha az ilişkilidir diye söyleyebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla dersimize devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz şöyle diyor. Türkiye'de kentlere doğru yaşanan göçler bu alanlarda altyapının yetersiz kalması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması, trafik sıkışıklığı gibi bazı sorunlara neden olmuştur. Bu tür sorunların haritada numaralandırılan alanların hangisinde daha az yaşanması beklenir diye soruyor soruda. Şimdi arkadaşlar haritadaki işaretli alanlara baktığımızda bir numarada İzmir'in, İzmir ve çevresinin olduğunu, ikide İstanbul'un, üçte ise Ankara'nın, dörtte de Adana'nın veya o alandaki yerlerin olduğunu söyleyebiliriz. Ve beş numaralı alana baktığımızda bu yerlere göre, bu şehirlere, bu illere göre daha az nüfuslandığını, şehir nüfusunun, kentleşmenin daha az olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle de arkadaşlar burada anlatılan işte trafik sorunu gibi eğitim sağlık hizmetlerin aksaması gibi sorunların daha az yaşanmasının bekleneceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Yeni sorumuzla dersimize devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz şöyle diyor. İsteğe bağlı göçler insanların çeşitli nedenlerle kendi istek ve kararları sonucunda bulunduğu yerden başka bir yere gitmesi şeklinde gerçekleştiği göçlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu göç türüne örnek gösterilebilir diye soruyor arkadaşlar. Evet isteğe bağlı göç türü. A seçeneğine baktığımızda şöyle diyor. Yazın hayvanları otlatmak için yaylalara çıkılması. Arkadaşlar yaylalara gidilmesi, hayvan otlatmak için ve herhangi bir nedenle ekonomik faaliyetlerle herhangi bir yere gidilmesi bu isteğe bağlı bir durumdur. Peki diğer seçeneklere bakacak olursak baraj yapılmasıyla köyün farklı bir yere taşınması zorunlu durumlara, zorunlu göçlere örnek verilebilir. Yine yaşanan heyelan sonucu insanların yer değiştirmesi, yaşanan bir afet sonucu insanların başka yerlere göç etmesi yine isteğe bağlı bir durum değildir arkadaşlar devletler arası anlaşmayla nüfusun karşılıklı değişimi ya da diğer bir adıyla mübadele de yine isteğe bağlı bir durum değildir. Çatışma sebebiyle insanların yaşadığı yeri terk etmesi de yine isteğe bağlı olarak değerlendirilemez. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Yeni sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle diyor sorumuzda. İnsanların çeşitli nedenlerle sürekli yaşadığı yerden belirli bir süre için başka bir yere gitmesi ve tekrar yaşadığı yere geri dönmesi şeklinde gerçekleşen göçlere mevsimlik ya da geçici göç denir diyor. Bu göçlerin meydana gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır diye sormuş arkadaşlar. Bakalım. Tarımsal faaliyetlerde çalışmak istenmesi. Yani arkadaşlar ülkemize baktığımız özellikle fındık gibi, pamuk gibi, çay gibi ürünlerin özellikle hasat döneminde farklı alanlardan o bölgelere göç olmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. İnşaat sektörünün farklı bölgelerde gelişmesi de yine göçe neden olacaktır. Mevsimlik göçe neden olacaktır. Hayvan otlatmak amacıyla yaylalara çıkılması da özellikle yaz döneminde gidildiği için mevsimlik göçlerden, geçici göçlerden sayılabilir. Sanayi faaliyetlerinin ülke genelinde yaygınlaşması mevsimlik veya geçici göçlere neden olmaz arkadaşlar. Bunu iki şekilde değerlendirebiliriz. Bir tanesi sanayi sektöründe yaşanan göçler genellikle kalıcı göç şeklindedir. Çünkü sanayi tesisi kurulduktan sonra uzun dönem orada faaliyete devam edeceği için iş imkanları da uzun süre orada devam edecektir. Ve sanayi sektörü genellikle kalıcı göçlere neden olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca sanayi faaliyetlerin ülke geneline dengeli dağılması ya da ülke genelinde yaygınlaşması, her yerde yaygınlaşması göçün azalmasında etkili olan bir faktör olarak da değerlendirilebilir. E seçeneğine bakalım. Turizmin geliştiği yerlerde iş imkanlarının fazla olması diyorum. Özellikle turizm sezonlarında o bölgelerin göç aldığını, mevsimlik geçici göç aldığını söylemek mümkündür. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır.